Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 5. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istedik. Bu aralar sınavlar başlamak üzere. Bir an önce vakit kaybetmeden sizlere yardımcı olmak adına hemen başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız şeklindeki bu bölümde ilk ifademiz bakalım doğru mu yanlış mı? Allah dualarımızı işitir, onlara karşılık verir. Evet arkadaşlar, bu bilgi doğru mu? Kesinlikle ve kesinlikle doğru. Allah'la irtibat kurmanın en güzel yoludur dua. Peygamberler de ihtiyaçlarını karşılamak için meslek sahibi olup çalışmışlardır. Evet, peygamberimiz biliyorsunuz ki çobanlık da yapmış, ticaret de yapmış. Hazreti Davut demircilik yapmış, zırhla uğraşmış. Dolayısıyla geçimlerini sağlamak için, ihtiyaçlarını sağlamak için çalışmışlar. Bu bilgiye de doğru diyeceğiz. Allah'ın nimetleri yediğimiz ve içtiğimiz şeylerle sınırlıdır. Yani neden böyle sınırlandırıyoruz arkadaşlar? Bir nefes, görmek, sağlığımız da nimet değil midir? Bu dışarıdaki aldığımız hava, gün, güneş birer nimet değil midir? Sadece yediğimiz, içtiğimiz şeyler sınırlaması olmaz. Bu bilgi yanlıştır. Evrendeki ölçü ve ahenk, yani uyum, rastgele olmuştur. Rastgele olamaz arkadaşlar. Her şey bir düzen içerisinde Allah'ın izni ve inayetiyle olur. Dolayısıyla bu bilgiye de yanlış diyeceğiz. İnsan akıllı bir varlık olduğu için başıboş yaratılmadığını, sorumlu olduğunu bilir. Aklından dolayı, akıllı olduğundan dolayı. Dolayısıyla bu bilgi de doğru. Tevhid, yani birleme inancının zıttı şirktir arkadaşlar. Tevhid inancı Allah'ın varlığına ve tekliğine işaret ederken, şirk ise birden fazla Allah ilah olduğunu, ona ortak koşmayı ifade eder. Dolayısıyla birin zıttı çoktur. Dolayısıyla şirktir. Bu bilgiye doğru diyeceğiz. Evet, 7. soruya geçelim. Allah her şeyi yaratan olup evreni de yoktan var etmiştir. Evet, Allah'tan başka kim yar edebilir ki? Var edebilir ki? Tektir. Evreni de yoktan var eden odur. Bu bilgiye doğru diyeceğiz. 8. soru. Allah'ı gözümüzle göremeyiz ama onu sıfatlarından tanıyıp öğrenebiliriz. Çok çok daha sevebiliriz. Dolayısıyla bu bilgiye de doğru diyeceğiz. Allah'ın bir ve tek olmasına vahdaniyet denir. Evet. Bunu yine Allah'ın sıfatları ve Esma-i Hüsna anlamlarını işlerken üniteler içerisinde sizlere anlatmıştık. Vahdaniyet bir ve tek olmak demek arkadaşlar, Allah'ın sıfatlarından. Bu bilgiye de doğru diyeceğiz. Hazreti İsmail'in oğlunun ismi Hazreti İbrahim'dir. Evet, peygamberler oğul mu baba mı, bunlar sorulur arkadaşlar. Tam tersi, İsmail oğuldur, İbrahim babadır. Ama burada bize tam tersi verilmiş. Hazreti İsmail'in oğlunun ismi Hazreti İbrahim değil, Hazreti İbrahim'in oğlunun ismi Hazreti İsmail olmalıydı. Dikkat edin, ters bilgi verilmiş. Bu bilgiye yanlış demek durumundayız. Evet, bakalım son 3 ifademize. Namazlar günde 4 vakit kılınır şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar biliyoruz ki 5 vakit, buradaki rakamlara dikkat edin. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 5 vakittir. Bu bilgiye yanlış demek zorundayız. Diğerine bakıyorum. Sadece Allah'a özgü olan sıfatlara zati sıfatlar denir. Evet, sıfatları zati ve subuti olarak ayırmıştık. Zati sıfatlar sadece Allah'a özgü olan sıfatlardır. Bu bilgiye doğru diyeceğiz. Ve son ifademiz, kulluk borcumuzu ödemek için yaptığımız iş ve davranışlara ibadet denir. Evet, Allah'a karşı olan borcumuzu biz ibadetlerimizi öderiz. Dolayısıyla bu bilgiye de doğru diyelim ve geniş bir yelpazeden toparladığımız bu doğru yanlış soru ifadelerini, bilgi ifadelerini mutlaka iyi göz atın arkadaşlar. Sınavda olmazsa olmaz, gelecektir, göreceksiniz. Diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri seçip yerleştirin şeklinde bir ifade var ki hemen bakalım. Rahman, Rahim, Tevhid, Dua, Nemrut, İhlas, Samet, Kıssa, Hazreti İbrahim, Tekvin gibi kelimelere uygun yerlere haydi birlikte yerleştirelim. Allah'ın yeryüzündeki bütün canlılara merhamet etmesine ne denir arkadaşlar? Bakın, bu Rahim ve Rahman arasındaki farklardan biri de budur. Mutlaka sorulur. Yeryüzündeki, yani mümin olsun olmasın, Müslüman olsun olmasın, bütün canlılara merhamet etmesine Rahman denir arkadaşlar. Ama bir başkası daha var ki birazdan söyleyeceğiz onu. Rahim olan şu 4. soruda, hatta direkt söyleyeyim.
Allah'ın ahirette sadece mümin kullarına merhamet etmesine ise rahim denir. Bu ikisinin farkına dikkat edin. Dünyadaki Müslüman olsun olmasın tüm canlılara merhamet etmesine Rahman, ama ahirette sadece mümin kullarına merhamet etmesine de rahim denir. Buna bir kez daha hatırlatmış olalım sizler arkadaşlar. Diğerine geçiyoruz. Kişinin samimiyetle Allah'a yönelerek ona yalvarmasına nokta nokta denir. Ne denir arkadaşlar? Tabii ki ona yalvarmasına dua denir diyelim. Allah'ın varlığı ve birliğini ifade eden kavram. Bakın, varlık ve birlik tevhid olacak. Bu arada yukarıda emin olduklarınızı önce yapmanızda fayda var arkadaşlar. Bilmediklerinizi en sona bırakın. Şansınızı çok daha fazla artırın diyelim ve gelelim bir başkasına. Zaten dördüncüyü yapmıştık. Beşinciye geçelim arkadaşlar. Hazreti İbrahim'i ateşe atan, kendini ilah olarak gören kral kimdi? Nemrut'tu değil mi arkadaşlar? Hazreti İbrahim Urfa Balıklı Göl'deki, hatırlayın, oradaki balıkların vaktinde o ateşte yanan odunlar olduğu ve o odunların balığa dönüştüğü kıssasını biliriz. Dolayısıyla buraya da Nemrut yazarak bu boşluğu da dolduralım. Altıncı ifademiz Allah'ın yerdeki ve gökteki her şeyin yaratıcısı olduğu manasına gelmektedir. Biz neyin anlamını açıkladık? Tekvin değil mi arkadaşlar? Tekvin sıfatının açıklamasını yapmış olduk 6. soruda. 7'ye bakalım. 7. soruda Kur'an-ı Kerim'in 112. suresi olan nokta nokta suresi kısa bir sure olup 4 ayetten oluşur. Sure Allah'ın varlığı, birliği ve diğer özelliklerinden bahseder. Peki biz hangi sureleri öğrenmiştik üniteler içerisinde? Bu bahsettiğim hangisi arkadaşlar? Tabii ki 112. suresinden aklımıza gelsin. İhlas suresi değil mi? Kul huvallahu ahad, Allahu semed diye devam eden bu sure. Cevabımız belli oldu ve geçelim bir başka bölümdeki soruya. Kendisine inanmayan insanlar tarafından ateşe atılıp Allah'ın emriyle ateşte yanmayan peygamber. Biraz önce Nemrut sorusunda bunu söylemiştik. Hangi peygamberdi arkadaşlar? Hatırlayalım. Hazreti İbrahim balıklı göle atıldı. O zaman göl yoktu tabii. Sonradan Allah'ın emriyle o odunlar balık oldu. O ateşte göl oldu ve Hazreti İbrahim yanmaktan kurtuldu mucizevi olarak. Diyelim ve gelelim diğerine. Her şeyin Allah'a muhtaç olması ve Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmamasına ne diyorduk arkadaşlar? Samet değil mi? Samet sıfatı Allah'ın sıfatlarından. Her şey ona muhtaçtır ama o hiçbir şeye muhtaç değildir. Biz bunu Samet'le ifade ediyoruz. Cevabımız belli oldu bu soruda. Ve son ifademiz nokta nokta peygamberlerin hayatlarının Kur'an-ı Kerim'de anlatılmasıdır. Peygamber hayatları kıssalarla bizlere anlatılır ders almamız için. Dolayısıyla cevabımız burada da belli oldu diyelim ve gelelim bir başka bölüme. Evet, değişik çerçevelerimiz var. Bu sorularda mutlaka karşınıza çıkacak diye ifade edelim ve aşağıdaki cümleleri uygun kavram ile eşleştirelim. Bakalım neler bizi bekliyor. Allah'ın dilediği her şeyin olması. Bakın, Allah'ın dilediği her şeyin olması ilim mi, Esma-ül Hüsna mı, Semî mi, irade mi, kudret mi, basar mı? Arkadaşlar dikkat edelim. Buradaki birinci ifadeyi biz geliyoruz iradenin karşısına yazıyoruz. Birinciyi eşleştirmiş olduk anlamıyla birlikte. Diğerine bakıyorum. Allah'ın her şeyi görmesi basar sıfatıyla ifade edilir. Buraya da iki yazalım. Allah'ın her şeye gücünün yetmesi kudrettir arkadaşlar. Buraya da bir 3 yazalım. Allah'ın her şeyi duyması, biliyorsunuz ki duyması hangisiyle ifade ediliyordu? Semî sıfatıyla. Buraya bir 4 yazalım. Allah'ın güzel isimleri Esma-ül Hüsna, Esma-i Hüsna gibi değişik ifadeleri var. Buraya bir 5 yazalım. Ve son olarak da Allah'ın her şeyi bilmesi onun ilim sıfatıyla adlandırılır, eşleştirilir. Dolayısıyla buraya da bir 6 yazarak bu bölümü de atlatmış olalım. Dikkat edin, sınavlarda gelebilir arkadaşlar. Evet, peygamberimizin biraz da aile üyelerinden bahsedelim, büyüklerinden bahsedelim. Bakalım kim kimmiş? İlk hanımı, babası, dedesi, amcası, süt annesi, kızı, oğlu, annesi ve memleketi şeklinde yazılmış. Arkadaşlar bakalım hangisi kim? Birincisinde ilk hanımından bahsediyor. İlk hanımı kim arkadaşlar? Burada Abdülmuttalip, Fatıma, Hatice, Mekke, Abdullah, Amine, Kasım, Halime ve Ebu Talip şeklinde verilen bu kelimeleri ekranda görüyorsunuz. Peki
ilk hanımının kim olduğunu veya bu taraftan başlayalım. Abdülmuttalib'in kim olduğunu bizlere söyleyebilir misiniz? Tabii ki dedesi. 3 numarayı şuraya bir 3 yazalım arkadaşlar. Peki Fatıma kim Fatıma? Tabii ki Peygamber Efendimizin vefatından sonra bile hayatta kalan kız evladı. Diğerleri biliyorsunuz Peygamber Efendimizin vefatından önce vefat etmişlerdi zaten. Dolayısıyla buraya da bir 6 yazalım. Peki Hatice kimdir? Hazreti Hatice tabii ki ilk hanımı 25 yaşındayken Peygamberimiz Hazreti Hatice de 40 yaşındayken evlenmişlerdi. Güzel ahlakından dolayı da biliyorsunuz Tahire lakabını almıştı Hazreti Hatice. Gerçekten mükemmel ötesi anneler üstü anne bir kadın Hazreti Hatice. Dolayısıyla burada bir yazarak eşleştirelim. Peki Mekke buradakilerden hangisi arkadaşlar? Peygamber Efendimizin memleketi yani doğduğu yer memleketimiz olur ya. Bir değişik ifadeyle böyle sunulmuş bize. Mekke peygamberimizin memleketi arkadaşlar doğduğu yer. Peki Abdullah kim? Abdullah da tabii ki babası. Buraya da 2 yazalım. Amine kim arkadaşlar? Tabii ki annesi değil mi? Amine Hatun peygamberimizin annesi. Buraya da bir 8 yazalım. Peki Kasım kim? Kasım ise arkadaşlar hatırlayalım. Oğlu İbrahim ve Kasım zaten 2 tane oğlu var. Diğerleri kızdı biliyorsunuz çocuklardan. Dolayısıyla buraya da oğlu yazalım ve 7 ile eşleştirelim. Son 2 kişimiz Halime kimdi arkadaşlar? Halime Peygamber Efendimizin süt annelerinden biri. Buraya da 5 yazalım. Ve Ebu Talib'in de amcası olduğu gerçeği zaten ortaya çıkıyor. Buraya da 4 yazarak eşleştirelim. Evet peygamberimize aile üyeleri mutlaka sınavlarda geliyor. Buraya da lütfen bir yerlere not alın arkadaşlar. Diyelim ve geçelim artık çoktan seçmeli bölümlere. Evet sınavların yine en çok sorulan soru bölümü çoktan seçmeli bölümler. İlki bakalım nedir? Bismillahirrahmanirrahim sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın Bismillahirrahmanirrahim. İçerisinde Rahman var, Rahim sözcükleri var. Dolayısıyla Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. B seçeneği doğru olacak bu soruda arkadaşlar. Geliyoruz 2'ye. Allah'ın kesinlikle yapmamızı emrettiği iş ve davranışlardır. Biz neyin ifadesini verdik, neyin açıklamasını? Farz arkadaşlar. Kesinlikle yapmamız istenilen şeyler, emrettiği şeyler bizim için farzdır. Cevap belli oldu böylelikle. Üçüncü sorumuz ilk inen ayet aşağıdakilerden hangisidir? Hira mağarasında hatırlayın o ayet neydi? İkra okuydu değil mi? Cevabımız A seçeneği olacak bunu biliyoruz. İkra bismi rabbikellezi halak diye devam eden bu ayet. Dolayısıyla cevap belli geçiyoruz. Dördüncü soruya. Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah'ın rızasını gözetmek demektir. Peki arkadaşlar biz neyin tarifini verdik bu dördüncü soruda? Tabii ki ihlas, ilim, ilah, sevap bunlar değil ama ihlas kelimesinin anlamını, kavramını açıkladık sizlere. Cevabımız böylelikle belli oldu. Beşinci soruya geçiyoruz. Beşinci soruda aşağıdaki şıkların hangisinde peygamberimizin doğum yılı ve yeri doğru olarak verilmiştir? Peygamberimizin doğum yılının 571 yılı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 1071 gitti, 672 gitti, diğerleri gitti. Doğum yılını bilmemiz bile bu soruyu bize çözdürür ki memleketinin biraz önce Mekke olduğunu söylemiştik. Cevabımız A seçeneği açık bir şekilde. Bu sayfadaki son sorumuz peygamberimizin doğduğu döneme halkın çok cahil olmasından dolayı ne ad verilmiştir? Cahil diyorsak o dönem cahiliye dönemi arkadaşlar. Zaten biliyoruz ünitelerden bir kez daha hatırlatalım dedik. Cevabın C olduğu açık. Geçelim bir başka sayfaya. Evet 7. sorumuzda. Peygamberimize ilk ayetin indiği gece hangisi olarak kutlanmaktadır? O gece hangiydi arkadaşlar? Yani Kur'an'ın inmeye başladığı gece. Bir başka tabirle o gece hangisiydi? Hemen bakalım. Miraç kandili mi? Peygamberimizin miraca çıktığı A seçeneği değil arkadaşlar. Berat kandili günahlarımızın affedildiği gece değil. Regaib kandili değil ama Kadir gecesi Ramazan ayında biliyorsunuz ki 25. 26. geceye bağlayan gece. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gece. Cevabımız dolayısıyla B seçeneği olacak bu soruda. 8. soruda Hazreti Muhammed'e neden Muhammedül Emin denilmiştir arkadaşlar? Bunu biliyoruz ki çok emin, çok güvenilir olduğu için dolayısıyla
Çalışkan olduğu, cesur olduğu, akıllı olduğu için değil, tabii ki onlar da vardı ama asıl sebep onun çok güvenilir olduğu özelliğinden dolayı. Cevabımız belli, geçelim diğerine. Peygamber Efendimizin yaptığı ve bizim de yapmamızı istediği davranışlara ne ad verilir arkadaşlar? Tabii ki Peygamberimizin sünneti deniz, değil mi? Hatta sahabelerinden onayladığı hal ve hareketleri de yine sünnet kavramı içerisinde diyelim ve geçelim bir başka ifadeye. Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez? Soru köküne dikkat edelim. Cahiliye dönemi, yani o dönemde haksızlıklar çok yaygındı. İnsanların çoğu putperestti. Kölelik yine yaygındı. İnsanlar alınıp satılıyordu. Kız çocuklarına çok değer verilirdi diyemem arkadaşlar. Çünkü biliyoruz ki kız çocukları diri diri gömülüyordu. Çünkü bir utanç kaynağı sayılıyordu o zamanki insanlara göre. Ama gerçekten cahillermiş. İsimden de belli olduğu üzere. Sevgili Peygamberimizin doğum gününü kutladığımız kandil aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, Kur'an'ın indiği gece Kadir Gecesi, Peygamber Efendimizin doğduğu geceye de biz Mevlid kandili diyoruz. Bu iki kandili lütfen karıştırmayın diyelim. Cevabımız belli, geçelim diğerine. Her resmin bir ressamı, her binanın bir ustası, bu muhteşem düzendeki evrenin bir nokta noktası vardır. Arkadaşlar, her şeyin bir yapanı yaratanı yok mu? Var. Peki bu muhteşem düzendeki evrenin de yaratıcısı yok mudur? Tabii ki vardır. Cevabımız B seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey rastgele değil. Bir nizam ve intizam içerisinde, düzen içerisinde yaratılmıştır. Kur'an'da belirtildiği üzere. Diyelim ve geçelim bir başka sayfaya. Bismillahirrahmanirrahim. Burada İhlas suresinin doğru okunuş sırası aşağıdakilerden hangisidir ifadesi var. Arkadaşlar, hangisi bakalım. İhlas suresini ezbere biliyorsak zaten soru banko belli. Kul huvallahu ahad. Bir numara önce başlayacak. Bakın bir, bir, bir. Bu gitti. Allahü samet. Hemen arkasına dört gelmeli. Bir, iki, bir, üç, bir, dört. Bunlar da gitti. Evet, cevabımız belli. Kul huvallahu ahad. Allahü samet. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Yani 1-4-2-3 sıralaması D seçeneğinde açık olarak belli oldu. Ezbere bilmemiz işimizi ne kadar kolaylaştırdı görüyorsunuz diyelim. Ve gelelim 14'e. Aşağıdakilerden hangisi Allah'a inanan bir Müslümanın yapmaması gereken davranışlardır? Anne babasına kötü davranma. Evet, yapmaması gereken bir davranıştır. Dolayısıyla cevabımız bu olabilir mi? Bu zaten yapması gereken, bizden yapmaması gereken isteniyor. Arkadaşlarına kötü davranma, bu yapmaması gereken. Hayvanlara eziyet etme, bu yapmaması gereken. Hiçbirini yapmamalıdır. İşte cevabımız bu arkadaşlar. Bunu da bunu da bunu da yapmamalıdır. Ama tek seçenek olmayacağı için hiçbirini yapmamalıdır. D seçeneği doğru olacak bu soruda. Peygamberimiz henüz peygamber olarak görevlendirilmeden önce Arap Yarımadası'nda az sayıda da olsa Hazreti İbrahim'in dini üzere yaşayan ve tevhid ilkesine bağlı olan kimseler vardı. Bu iyi inanan kimselere ne deniyordu arkadaşlar? Hanif Müslümanlar, değil mi? Bu kelimeye de dikkat edin. Hazreti İbrahim'in inancını uygulayan kişilere deniyordu. Hanif Müslüman. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği oldu. Burada belli. 16. soruya bakalım. Allah'a ve onun dinine inanmadığı halde inanıyormuş gibi ikiyüzlü kimselere ne denir arkadaşlar? Direkt söylerim, kafanızı karıştırmasın, münafık. Müşrik zaten Allah'a ortak koşanlara denir. Kafir zaten Allah'a, peygamberine, Kur'an'a hiç inanmayan demektir. Müminse zaten Müslüman demektir. Ama ikiyüzlü kimseler inanıyormuş gibi davranıp da inanmayanlara münafık deniyor. Cevap B seçeneği olacak burada. 17. soruda kelime-i şehadeti okuyan birisi özellikle Allah'ın hangi özelliğini vurgulamış olmaktadır arkadaşlar? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Manasında en çok vurgulanan Allah'ın bir ve tek olduğu arkadaşlar. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilahın olmadığına şehadet ederim. Manası bu şekilde. Dolayısıyla Allah'ın bir ve tek olduğu C seçeneğinde karşımıza çıkmış. Cevabımız belli oldu arkadaşlar. Geçiyoruz hızlıca bir başka sayfaya. Yukarıdakilerden hangileri insanı diğer canlı varlıklardan ayıran özelliklerdendir? Arkadaşlar, insan akıllıdır, diğerleri değil. İnsan kadar değil en azından. Yeme içme hepsinde var. Doğma büyüme diğerlerinin hepsinde var ama akıllı olmak sadece D seçeneğindeki insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir.
Cevap belli oldu böylelikle. 19. soruya bakalım. Dua ederken en çok dikkat etmemiz gereken şey aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar? Yüksek sesle dua etmek değil, ayağa kalkmak değil, samimi olmak, içten gelerek dua etmek, kısık sesle dua etmek. Evet, samimi olacağız arkadaşlar. Ne bağıracağız, ne çağıracağız, ne de kısık sesle. Ne de ayağa kalkmaya gerek var. Dolayısıyla samimi ol da nasıl olursan ol o duayı et, Rabbim kabul edecektir diyelim ve gelelim bir başka sayfa soruya. Dua etmeyle ilgili yargıların hangileri doğrudur ifadesi 20. soruda. Bakalım hangileri. Abdestsiz dua etmek doğru değildir. Niye doğru olmasın ki? Yanlış bir bilgi arkadaşlar. İnsan istediği her zaman dua edebilir. Evet, abdestli ol olma gece gündüz hiç fark etmez. Allah'ım bizleri koru demen bile bir duadır. Her zaman söyleyebilirsin. Sadece ibadet ettikten sonra dua edilir. Sadece namazdan sonra mı? Hayır. O zaman dedir ama sadece diye kısıtlanamaz. Dolayısıyla 2'nin doğru olduğunu görüyoruz. Burada yalnız 2 B seçeneği doğru olacak 20. soruda arkadaşlar. Evet, 21'e bakıyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh cümlesine ne ad verilir? Biraz önce söylemiştik. Kelimeyi şahadet denir arkadaşlar. Doğru cevabımız olacak. De ki o Allah'tır, tektir, Allah samettir. Kul huvallahu ahad, Allahus samet. Biraz önce İhlas suresini okuduk değil mi? İşte onun meali bu. Bu manaya gelen sure aşağıdakilerden hangisidir? Direkt cevabını verelim. İhlas suresi doğru cevap olacak 22. soruda diyelim ve geçelim artık son sayfa ve son sorular arkadaşlar. Son 3 sorumuz. 23. soruda Allah'ın varlığına inanan ve kendisini sürekli görüp gözettiğini bilen bir insan, yani adam gibi bir mümin, Müslüman aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Dürüst ve doğru söz olmak yapmalı. Güzel söz söylemek yapmalı. Arkadaşlarına iyilik yapmak olmalı ama başkalarına zarar vermek Müslümanın işi değil arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olacak bu soruda. 24. sorumuz aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisi Kabe'yi inşa etmiştir? Biliyoruz ki kurbanın da onlardan geldiğini biliyoruz. Ateşe atılanın da o kişi olduğunu, o peygamber olduğunu biliyoruz. Biz kimden bahsediyoruz? Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'den. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Kabe'yi inşa eden de babalı oğlu bu iki peygamberdi diyelim ve gelelim son sorumuza. Arkadaşlar son sorumuzda artık sizden cevap bekliyoruz. Yorumlara lütfen cevap vermenizi istiyoruz. Allah'ın vermiş olduğu sayısız nimetler karşısında mutluluk duymaya ve ona teşekkür etmeye ne denir? Şükür mü, sevap mı, helal mi, besmele mi? Arkadaşlar cevabımızı lütfen yoruma yazalım şeklinde not düşüyorum. Yoruma yazalım ve sürpriz çekilişler ve hediyelerden siz de kazanın isteriz. Bugünkü videomuzun sonuna gelelim ve sizlere kanalımızın ismini bir kez daha hatırlatalım. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.